Başlıyoruz. Evet hadi. Kayıta bas. Bastım. Yemek bölümü. Nasıl bastın? Basıktı zaten. Yemek ne? Bölümü. Ben giyirdim lan. Sakın. Koyun. Onu koyarsanız. Kardeşim bu ne bunu koyma onu koyma. Tükürürüm camına tükürürüm. Burak telefonumu ver. Burak telefonumu versene ya. Kulaklığı yere koyabilir miyiz rica etsem? Koyabilir miyiz yere? Atabilir miyiz demedim. Ona göre atarsam. Çok pahalı bir şey yok. Hala. Şimdi bugünkü bölümümüzde. Evet. Muhtemelen hayatında ilk ve son kez karşılaşacağı bir şeye tepki vereceksin. Ooo enteresan. Evet. Uzayın derinliklerinde binlerce yıl dolaşan, farklı güneş sistemlerinin, gezegenlerin yanından geçerek dünyamıza gelen taşlara, yani meteorlara tepki vereceksin. Canlı canlı mı? Şaka yapıyorsun ya. Vallahi. Aa süper, nerede? Yani meteorlara evet. Tepki vereceksin. Elinde mi? Hadi canım, dalga geçiyorsun. Oha! Oha, efsane meteor taşı. Oha, görmek istiyorum. Nerede? Daha sakin ol. Nereye koydun? Dur abi, dur. Üç farklı meteor örneği getirdik. Buraya getirdim. Ya oğlum. Öyle mal gibi kalırsın işte. Beklemiyordun değil mi? Radyo aktivitesine falan baktın mı? Ya sana? O fake'tir, o fake'tir. Baktın mı? Neyle baktın lan? Baktım ama ben de anladım. Şöyle dokundum, bir şey olmadı bana. Abi süper ya. Açabiliyor muyum? Tabii tabii. Elini alabilirsin abi. İnceleyebilirsin. Radyasyon falan yemeyelim ya. Ya bize bir şey olmaz değil mi bu? Dokunma abi o zaman. Ama merak ediyorum. Neyi? Demir işte ya. Aman be. Bir şey de olmaz. Olacaksa da böyle olsun. İlginç bir enerji geldi. Oğlum inanılmaz bir şey bu lan. Şu an kendimi çok şanslı hissediyorum. Alüminyum şey gibi. Aynen katılaşmış. Bir yandan da kurşuna da andırıyor. Güzel kokmuyor. Uzay sana iyi davranmamış. Bu meteor parçası Dalia, ortalama çok ağırmış. 4500 yıl önce dünyaya düşmüş bir parça ve adı Campa del Cielo. Anlamadım yani bu 1576'da düşmüş. İnsanlar düşmüş, bulunmuş. Bulunmuş. Lan bunu sana nasıl vermişler ya? Elinde şu anda tuttuğum bu taş abi. Kaç yıllık? Tam 4.5 milyar yaşında. Oha! Tam tamına 4.5 milyar yaşında. Ne? 4.5 milyar yıl önce bu bir mermiydi aslında. Arjantin'de de farklı bir şey vardı, insanlık gibi bir şey vardı. Onlara saldırılan taşlar, şeyler. 4.5 milyar yıl önce dünya yeni oluşuyordu abi. Çok biliyorsun. Tamam oğlum, o duruma adapte edebilen bir kabile belki. Nasıl yani? Ne diyorsun ya? Kazıntıyken meteorun yapısı... Aslında yoğunluğu normal meteorlardan çok daha yüksek. Sanki metal gibi bir şey ya. Demir. Demir. Demirden oluşuyor. Wow. Evet. Bütün meteor demirden oluşuyor. Evet. Bildiğin demir düşüyor yani aslında. Vay be. Ya dur dilek tutayım. Dur ne dileyeceğim ya? Allah'ım dur ki inşallah çok zengin olur. Tamam dur tamam. Beni de kat işin içine. Tamam bir şey tamam. Ne diliyorsun Allah'ın seversen? Oh. Bütün geleceğini bir zannetti o. Evet. Dur seni katmayı unuttum. Ya he. Kutsal mısın? Tamam. Bu ne ya? Kısacık. Bu ne? Bu ne? Bu ne? İsmine bayağı bakalım normal önce. Taş lan. Sokağa çıksam bulurum bundan. Ya normal taş gibi mi? Evet. Aslına baktığında elinde tuttuğu şey normal bir taş. Ya bu bölümün sonunda ben bunları topladım olmasın da ya. Bu hiç meteor gibi değil. Değil mi? Şey. Bahçeden getirmişsin. Ne alakası ya? Ne alakası var? Ne alakası? Ne alakası? 5 Mart 1960 tarihinde Burkina Faso ülkesinin Sisili şehrine düşmüş abi. Meteorun yaşına dair bir bilgi yok. Sen yaladın mı meteoru? Tanına baktım, anlayamadım çünkü olayı. Normal bir taşa benziyor yani. Oğlum daha da niye yalıyız? Ne bileyim oğlum, yalamak istedim. Ortalama olarak 1000 kilo olan bu meteor düştüğü anda 100 kilometre uzaklıktaki... Ne yaptın yine ya? Hiçbir şey olmadı. Yere mi tükürdün? Hayır. Balgamlar mı fışkırdı? Koyalım onu. Bayağı şeye... Şuradaki maskeye yapışmış olabilir ha. Bir öksürdüm bir şey fırladı mı? Hayır ya. Ortalama ağırlığı 1000 kilo olan bu meteor abi düştüğü anda 100 kilometre uzaklıktan düşüş sesi işitilmiş bir meteor. Wow. Evet bayağı aslında büyük bir meteormuş. Bu meteorun türü kondrit olarak geçiyor arkadaşlar. Kondrit, you can do it. Kondrit nedir? Bizim Ahmet abi var kondrit. Kondritçi. Bilmiyorum ya. Bilmiyorsunuz. Kireç gibi bir şey. Durun birazcık size bilgi aktarayım o zaman. Metal içermeyerek küçük mineral granülleri içeren evet. Taşlı bir meteor. Aslında taş tutuyorsun yani. Toprağımsı hafif. Evet. Ya da belki ben arka bahçemizde onu getirmişim. Bunların şeyini bulamamışlar mı? Neyini? Ne? Hangi element olduğunu? Taş, yapısını. Taş.
Ne? Düz taş, stone kaya, yani ben. Kaya. Bizim olsun. Diğeri demirdi. Bunu iste, onu istiyor. Kızım verme gibi bir şeyim yok. Bunları hakikaten hepsi saklayacağım. Bunlar bir şey yok. Burki bir tane ya, yarısını kopar. Abi kopar ne ya, sen hiç yani... Çakmakla eritelim. Bilime saygı sıfır. Şöyle bir bilgi de vereyim abi. Ortalama olarak dünya yüzeyine yılda birkaç bin meteor düşüyor. Fakat bu taşların sadece 500 kadarı buharlaşmaya uğramadan yeryüzüne ulaşıyor. Ne? 500 kadarı mı? Evet. Bunlar da 500'den kalanlar mı? Evet, yılda 500 tane düşüyor. Oha, sen buna ne kadar ödedin lan? Merak ettim. Aslında mesela bunu da bir taşlık alanda görsen meteor demezsin yani. Taş dersin normal. Evet. İşte birçok bence öyle şeyler var, parçalar ama fark etmiyoruz. Değil mi? Basit geçiyoruz. Üçüncüsüne geçiyoruz. Sonuncusu. Arkadaşlar bu en nadir meteor. Üçü arasındaki. En nadir. Evet, en nadir. İnsan şöyle oluyor. Kristalimsi, camımsı bir şeyler. Öyle bir meteor mu var? Ne bileyim, vardır belki. Şile'de düşmüş. Nerede? 1861 yılında. Şile mi? Şile, evet. Şile yazıyor. Şili. Ha evet, doğru. İngilizce okudum salak gibi. Gerçi İngilizce yazıyor zaten ki. Şili, ha evet. Şile neden hakikaten. Bayağı hafif bu. Ama böyle sanki kristalimsi bir şey gibi. Parlıyor. Bu ne be, kaç gram bu? Kız. Bu neymiş kız? Saf tuda ne yapsın? O bu o. Arkası değil mi düz bak. Bak bu da yavaş kristallenen, ince kristalli bir yapı. Baksana içinde metalik bulgular var. Evet. Hayır ben mikrofon tutuyordum şu an. Abi şimdi bu meteorun da Vaca Muerta 1861'de Şili'nin Antofagasta şehrinde bulunmuş. Bu meteor abi 4.4 milyar yıl önce oluşmuş bir meteor. Bu da 4.4 milyar yaşında elinde tutuyor. Çok acayip abi. 4.4 milyardır varsın ve Anıl'ın eline geldin. Düşünebiliyor musun? Evet, evet ben de aynı şeyi yani düşünüyordum, biliyor musun? Şanssızlığına bak yani. O kadar yaşlısın. Gelmiş Anıl seni elliyor, hadi bakalım. Yapı olarak silikat, metal ve taş içeren bazaltik bileşenli bir meteor bu. Bu kadar farklı bileşenleri içermesi için birçok kez farklı çarpışma yapmış olması. Bu sayede parçalıp yeni maddeleri bünyesine almış olması gerekiyormuş. Yani dünyaya düşmeden önce aslında. Ama çok belli. İnceleyince çok görebiliyorsun. İçinde metalleri de görebiliyorsun. O yüzden parlak, hafif. Peki bir şey diyeceğim. Bunların nereden geldiğini tespit edebilmişler mi? Mesela öyle bilgin var mı? Niye araştırmıyorsun? Ama görünüş olarak belli değil mi zaten? Birkaç bir şey var. Evet evet, baksana parlak böyle bir yapısı, farklı bir şeyler var yani üzerinde. Ama bu en iyisiydi. Bu manyak bir şey. Şuna baksana ama bildiğin bu seni Iron Man yapar yani. Demircan o bildiğin yani. Evet. Ben bunu yutsam ne olur? Abi uzaylı oluruz. Zaten uzaylısın. Gerçekten mi? Evet. Luna kesin osurdu. Evet. Luna ya. Göt kadar odada osurma. Luna nasıl? Sıçtın mı? Bu nasıl osurma ya? Arkadaşlar. Öf! Pek bir süper hissettim kadına. Bir havalandıralım. Bir ara verelim o zaman ufak. Evet. Çünkü kapıyı atsana. Ya oğlum zar diye ses geldi. Duymadınız mı? Gerçekten mi? Evet. Duymadım. Kayıtlara geçsin var yani. Kesin sıçtı abi. Luna, sıçtın mı kızım? Yarenci, milyarlarca yıl uzayda sürüklenen ve sonunda dünyamıza düşen gök cisimleri elinde tutuyor olmak nasıl bir duyguydu? Çok enteresan bir duygu ve gerçekten bunu diğer videoda da söylemiştim. Ben o çizgi filmi, yani dalga geçmeyin gerçekten, buna çok inanarak söylüyorum. Ben o çizgi filmi izlediğimden beri gerçekten hayalim yani. Garip yani, dediğim gibi dışarıda görsek anlamıyoruz. Evet. Burada böyle o normal bir taşmış gibi geliyor ama düşününce hakikaten aşırı garip. Ya yani muazzam bir şey ya. Yani nasıl desem sana, tarihi bir şeyi elinde tutuyorsun ama hani evren tarihi yani. Kozmos yani, anladın mı? İşte keşke ağzı göreceğine olsa da konuşsa diyorum ben sadece. Başka da bir şey diyemiyorum. Hiçbir şey. Oğlum o ağzı olsa konuşsa dinleyemezsin. Bitmez. Ay iyi ki konuşmuyor, bir de öyle düşün. 4,5 milyar yıl ne demek oğlum? Oğlum kafayı yersin ama. Tuğçe'den çok konuşacak hali yok. Aşk olsun ya. Neler yapıyorsun? Bizden önce milyarlarca yıldır devam eden bir sistem var evrende. Sonrasında bu devam eden sistemin içerisinde milyarlarca gezegenin içinden bir tanesi insanlık oluşmuş. Bu insanlık yok olup gidince bile bu sistem milyarlarca yıl daha, milyarlarca galaksisi ve yıldızı ve gezegeniyle devam edecek. He. Bu sistemin küçücük bir parçası olmak sana nasıl hissettiriyor? Bu sistemin küçük parçası olmak... Bilmiyorum. Yaktık biraz değil mi? Çok özel hissettiriyor abi. Çünkü düşünsene yani başka kimse yok yani uzayda çok uzun yerler boyunca. Evet. Canlı hiçbir şey, çok az şey var yani. Bilmiyoruz tabii. Ya da çok çok ender bir şey. Sürekli her yerde yok yani. Onlardan biriyiz resmen. Sadece bana verilmiş hayatı en güzel şekilde yaşamaya çalışıyorum.
yaşatmaya çalışıyorum. Hani gelip geçici yani abi. Bu kadar ufak kalıp birçok şeyden de en ufak fikri olmadan yaşayıp ölüp gitmek benim sinirimi bozuyor. Ama bu şey gibi bir şey, hani ben oturup bütün ömrümü araştırmaya, bir şeyler öğrenmeye versem de yine aynı şey söz konusu. Ama bir de eğer Horizon gibi sanal bir şeyse ve ben buna bağlanırken ben aha bu adamla oynayacağım diye bunu seçtiysem, bu oyuna böyle girdiysem ben aklımı... İşte o çok kötü olur. Abi onlardan bir tanesi eksik orada şu an. Öyle mi? Onun hayatta almana isim vermeyeceğim. Neden ya? Onu acilen koyuyorsun abi. Ben görmedim ki, nereye gitti ki? Onu bilmiyorum. Acilen oraya koyuyorsun. Kayboldu herhalde, bulalım bir yer. Düştü falan. Bir ceplerine bak abi, oraya girmiş olabilir yanlışlıkla. Öf, tamam yani. Evet Dalia. Teşekkürler Burak, güzel bölümde. Teşekkür ediyorum, ben teşekkür ediyorum. Söylemek istediğim bir şey var mı başka izleyicilerimize? Abone olun. Abone olun. Abone olun, like atın, yorum atın arkadaşlar. Bu da Türkiye'de ilk defa yapılmış bir bölümdür. Haberiniz olsun. Kapatıyoruz. Görüşürüz. Bölüm bitti arkadaşlar. Çok iyi bölüm. Gerçekten kendimi burada herkesimizle tebrik ediyorum. Müthiş bir bölüm hazırladım. Oğlum bölümü iyi yapan biziz lan. Ellerine sağlık. Al, böyle diyeceksin işte. Sağ ya abi. Bırak ya, bırak ya. Sayede diyeceksin. Bize bu bölümü izlettiğin için. Eyvallah. Bu deneyimi yaşattığın için. Ne demek Tuğçe'cim? Tuğçe'cim sen olmasan bu meteoru elimize alamayacaktık.